Her seferinde de hazır değilim değil mi arkadaş? Bir kere de hazırım be ya. Tamam, hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Evet arkadaşlar, Emem Bey'den herkese merhaba. Kafa Dengi Show'a hoş geldiniz. Bugün yapacağımız şeyi anlatayım ben size. Bugün birbirimize garip sorular soralım dedik. Hani aslında... Tanışma sorusu değil de. Tanışma sorusu değil de cevaplarla pek merak etmediğimiz soruları soralım istedik. Sorup biraz kendi çapımızda eğlenelim istedik. O halde birinci soruyla başlayalım. Uygunsa. Uygun. Ben soruyorum önce. Dünyanın 8. harikasını seçmekten sorumlu olsam neyi seçerdin? Ya ben şöyle bir cevap vermek isterdim buna. Yani şöyle bir seçerdim. Kim kaç şehri? Aynı soruyu ben sana sorayım. 8. harikayı seçmekten sorumlu olsaydın neyi seçerdin? Ben de Antalya Çıralı'da bulunan Yanartaş Dağı'nı seçerdim. Zaten yıllardır yanan bir dağdan bahsediyoruz. Genel olarak arkadaşlarım gittikleri zaman beğenmediklerini söylediler. Ancak benim çok etkilendiğim yerlerden bir tanesi. Güzel bir yer yani. Antalya'ya yolunuz düşerse mutlaka gidip görmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Bizim gibi cayır cayır yanıyor. Aynen öyle. Ben de diyorum bu kızım niye seviyor sevmezler. Yanıyoruz abi. O halde ikinci soruyu ben soruyorum. Tamam. 100 yıl sonra açılacak bir zaman kapsülüne bir şey koyacak olsaydın. Ne koyardın? Bir kavanoz bal koyardım büyük ihtimalle. Çok zeki gibi biliyor musun? Neden biliyor musun? Bal biliyorsun aslında. Bal bozulmuyor. Aynen, bal bozulmayacağı için bal koymayı. Doğru düzgün bir el marmut koysan gitmez. Kesinlikle. Hiçbir şeyden ne gidiyor? Para pul koymaya gerek yok. Sonra bu pul koyduğun paranın hiçbir değeri olmayacak. Ve yarına garantin yok. Mesela altın koydu. Hani 20 yıl sonra toruna torbaya altın var değil. Ama altının da neye değerli olacağı, nasıl olacağı da belli değil. 100 yıl sonra bakarsın hiçbir değeri kalmadı. Kimin eline geçeceği de belli değil mi? Kimin eline geçeceği zaten hiç belli değil. Ya ben herhalde... Ben de sana sorayım, aynen. Ben mesela ona herhalde şey koyardım böyle, nasıl diyeyim, 100 yıl önceden selamlar filan yazardım. Neticede not yazıp gönderirdim böyle. Gelecekte torna torbaya arsa mı bırakıyoruz? Yaz notu gönder. Çok mantıklı. 100 yıl önceden selamlar. Adam dedi, kanat. Bu mu yani? Açana bu mu yani? Anlamıyorlarmış bir de ne yazdığını. Dil değişiyor. Küfür mü ettiler bize? 100 yılda da pek değişmez ama 10 bin yıl, 1000 yıl falan olsa dil değişiyor. Değişiyormuş. Ne diyor lan burada? Küfür mü ediyoruz? Bir de şey var ya hani, bir tane kitap var, daha çözemediler kitabın ismini de bilmiyorum da, dilimi çözemediler uğraşıyor. Onun gibi böyle tövbeler olsun, ne yazmış buraya bu? Tövbeler olsun. Selam nedir o buna filan? Evet, üçüncü soruyla devam edelim o zaman. Ben soruyorum, bir süper gücün olsa ne olurdu? Yani ne yapardın, ne yapmak isterdin? Ya ben herhalde bir görünmezlik güzel olmaz mıydı o görünmüyorsun, evet, gidiyorsun böyle. Milletin peşine takılıyorsun. Sapıklık manasında düşünmüyorum ya mesela. Şey vardı, o benim aklıma nereden geldi? Beyaz Show'da bir böyle bir soru vardı. Seyircilere soruyorken işte dolmuşa bedava binerim diyor. Mis gibi ben. Ruhumuz fakir neticede dolmuşa bedava binerim. Marketten bir şey alırsın, hiç kimsenin ruhu duymaz. Bence o marketten aldığın şey uçuyorken bir dikkat çekebilir. Bisküvi almışsın böyle uçuyor. Tövbeler olsun. Kim olduğun belli değil. Marketçinin halini düşünsene. Tövbeler olsun ya. Marketin altında yatır var. Onu o kendine götürüyor. Güzel. Görünmedik ya, görünmedik benim için. İdeal bir şey. Peki sen hangi özellik isterdin? Ben ışınlanmak isterdim büyük ihtimalle. Çünkü hani şu an elimizdeki imkanlar bazı yerlere gitmek istediğimiz bazı yerlere gitmemize izin vermiyor. O yüzden yani ışınlanma gibi bir gücüm olmuş olsa düşünsene. Şu an mesela Norveç'te olmayı çok isterdim. Norveç'e ışınlanmak. Ama mesela şey falan istemem. Başkalarının zihinlerini okuma gibi bir özellik. Çünkü başkasının senin hakkında, benim hakkında düşündüğü şey yani önemli değil. Onu bilmek yani bana
açıkçası çok problem yaratır diye düşünüyorum. Gerçekten o konuda sana katılıyorum. Mesela birisinin hakkında, benim hakkımda ne düşünüyor? Zihnini okuma. Ya ben o adamın zihnindeki pis düşüncelerini hiç umurumda değil. Kesinlikle. Görüp kendimi derde sokamam. Kendim hakkında düşüncelerim zaten önemli değil de mesela psikopatça düşünceler olabilir, ona karşı benim güzel bir ilgim vardır, düşüncelerini görünce ya fantazileri bile beni şey yapabilir, içici gelebilir bana. O yüzden hiç istemem. O riske hiç girmem. Kesinlikle o tür bir isteğim kesinlikle olmaz. Bir sonraki sorudan devam ediyoruz o zaman. Ben sorayım. Sen sorayım. Sen de soruyorsun. Bir kere de ben sorayım. Özür dilerim. Önemli değil. Yediğin en tuhaf şey nedir? Bizim oralarda, sen Karadeniz Ereğli'sin, bizim oralara yakın ama genelde Erzurum Yusufeli bölgesinde bulunan bir bitki var. Çaşur denir. İsmi direkt çaşur. Bilmeyenler araştırsın yani. Çaşur bitkisi. Özellikleri güzeldir, erkekler için önerilen bir bitkidir. Turşusu yapılıyor bunun. Garip, lahanamsı bir bitki, çaşur bitkisi. Lahanaya benzer böyle biraz... Brokoli anam satır mı? Pek anam satmaz ama lahanaya biraz böyle, böyle yapraklı filan. Çaşır bitkisi turşusu yapılıyor. Garip de bir tadı var, acımtırak böyle. Niye yediysek ya? Ama şeyi var yani, seveni var. Çaşır bitkisini gerçekten ben o turşusunu canavar gibi katır kutur yiyenini gördüm. Ben hoşuma gitmedi. Benim için garip bir deneyimdi. Bizim oralarda çokça yapılır, seveni de çokça var. Ama bilmiyorum, benim hoşuma gitmedi. Bizimle de iyi. Bizimle. Bizimle değilsin. Çaşır seni eledik. Üç ayırla gidiyor. Peki, senin yediğin en tuhaf şey? Aslında benimkisi böyle hani yöresel bir şeyden bahsetmeyeceğim de ben iki şeyi karıştırdım. Çocukluğumda yaptığım şeylerden bir tanesi. Nasılsa hepsi aynı yere gittiğini düşünerek. Çıkıyor bir şey. Bakalım. O sırada aşırı derecede açlık hissediyordum. Şey yapmıştım. İstanbul'daydık bir akraba ziyaretinde. Önümde sarımsak, bir yoğurt ve karpuz vardı. Yapma beni. Yok canım. Çatalı karpuza batırdım. Sonra da sarımsak, bir yoğurda bandırdım. Hadi. Ve onu yemiştim. Ama yine olsa yine yerim. Gerçekten çok hoşuma gitmişti. Belki de açlığın verdiği şey. Peki etrafındakiler ne dedi? Etrafımdakiler denedi, kuzenim denedi. Maşallah. Kendin yandın, hepsini de yakıyorsun böyle. Sen dedi ne yedin böyle? Ben sarımsağı da çok seven bir insan değilim ama. Ben bayılıyorum ya. Sarımsak, soğan bayılırım. İkisini de. Zaten seven ama çok güzeldi ya. Yani büyük ihtimalle... Sebebi neydi ki? Açlık sebebiyle öyle bir şey. Yani güzel abi. Gelmişti. Ama yine olsa yine denerim yani. Sıkıntı olmaz. Bir daha denemedim zaten. Bir kere denedim. O da hoşuma gitmişti. Bu da böyle yap, bir yap, bu akşamlık şey yap, yoğurt falan. Ama sarımsak yiyorum. Ama o zamanlar karpuzu seviyordum. Şu an karpuzu sevmiyorum, sorunum orada. Karpuz sevmiyorum. Acaba sarımsaklı yoğurdun bunda bir etkisi var mı? Hayır. Karpuz sevilmez mi ya? Karpuzu güzel yapıyorlar benim düşünün. Güzel yapıyorlar yani. Güzel yapıyorlar. Güzel doğuruyorlar evet. Böyle süslü oluyor, hoşuna gidiyor. Karpuz güzel. Evet. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Çocukluğunla alakalı en çok neyi özledin? Çocukluğumla alakalı sanırım ben en çok sokağa gittim. Biz 90'lı yılların çocuklarının en çok neyi severdik? Sokağa severdik. Sokak oyunlarını severdik. Mesela bir simit oyunu vardı. Üf. İnsan acı çekmek için oyun oynar mı ya? Herhalde acıdan ilk defa zevk aldığımız dönemler o zamanlardı. Simit böyle koşardı bilirsin simit evet, oyunu. Simit diye bağırırdık orada bekliyorlar nöbetleşe. Birisine dikizi hedef alıp ona doğru koşuyorsun. Diğerleri pusuya yatmış. Sesin kesilsin de tekmeleyelim diye. Güzel günlerdi ya, eğlenceli günlerdi ama. Kesinlikle. Peki sen neyi özlerdin çocukluğunla alakalı? Aslında hemen hemen aynı. Ben de hani şöyle genel olarak çocukluğu özledim zaten. Çocukluğumu özledim. Hani o zamanlar hiçbir kaygım yok. Bugün ne yiyeceğim derdim yok çünkü her şeyi yiyorsun zaten. Hani seçme gibi bir şansın yok. Evde zaten mutlaka yemek pişiyor. Senin öyle bir derdin yok. Genel olarak çocukluğu özledim ama senin de dediğin gibi sokak tabii ki de. Hani biz sokaktan dışarı çıkmazdık evet. Sokaktan eve gelmezdik yani ki ben akşam ezanını da geçirirdim bayağı böyle gecenin bilmem kaçında gelirdim. Ve şöyle bir şey vardı hani şu anda çocuklar yapamıyorlar çünkü devir kötü olduğu için.
Devir kötü, kötü bağımlılık teknoloji, var. Kötü, evet, arttığı için bağımlılıklar çok kötü. Fazlalaştı. Şimdi bunu da fazlalaştı mı bilmiyorum, YouTube'dan para da neyse. Ama bizim şöyle bir avantajımız vardı. Bizim zamanımızda böyle çok fazla kötülük yoktu yani. Benim hatırladığım kadarıyla çok fazla yoktu. Kötülük olduğu her zaman vardı. Mahallemizde yoktu. Evet, mahallemiz. Yani her mahallenin herkes, kendi temizliği evet, vardı. Herkes mahalledeki insanın ne yapabileceğini bilirdi. Tahmin yok ya. İçindeki insanı şimdi bilirdin yani. Mahallede çoluk çocuk, birisi geçti mi bu kimdir diye soruyorsun. Veya bir çocuk oldu mu bu çocuk kimin çocuğu diye merak ediyor. Çünkü yok piyasada görmemişsin çocuğu. Ama o zamanlar mesela ben düştüm mü adam geliyordu ya bu Mehmet'in oğlu hadi kalkın götürelim. Gerçi evet. Onunla ilgili de bir yanım var ama unutmadım. Bizim hain arkadaşlar unutmadım hiçbirisini. Hiçbirisini unutmadım unutmayacağım. Neyse. Yani bu şekilde. Güzel mi? Çocukluğumuz. Ya bir kere yaşam kaygımız yoktu. Evet, fatura derdimiz yoktu. Akşam ne pişecek? Ne yiyeceğim derdi yoktu. Ne kazandık? Ne götürdük? Kira derdin yoktu. Telefonu kim ödedi? Kim kazandı? Bunlar telefon yok ki telefon fatura derdimiz. Hepsi dert ya. Neyse, 8. soruya geçiyorum. 8. soruda WhatsApp durumunda şu an ne yazıyor? Şu an ne yazıyor? Hemen bir bakalım. Hmm. Nereden bakıyorduk falan oldu. Ben de bilmiyorum ama. Lafı güzel yazıyor. Lafı güzel. Yes. Güzel. Yes. Boş laf mı oluyordu? Boş laf. Evet. Boş laf etmeyin. Dilekten boş laf etmeyin. Şiir oku gönlümüz güzelleşsin. Bu arada benim şiirim ha. Peki seninkinde ne yazıyor? Bakalım. Nereden bakılıyordu bunu? Ya benimkinde herhalde yanlış hatırlamıyorsam bir ben vardır. Bende benden içeri yazıyor. Aynen aynen. Bir ben vardır bir bende. Ben benden evet. İçeri. Bunun üzerine ne söylüyor? Evet. Herhalde bir... 1,5-2 senedir değişmedi bu durum ya. Bir ara WhatsApp durumları kaldırdı. O ara gitti, sonra geriye getirdi. Kendiliğinden geriye geldi. Hiç dokunmadım, kaldı. Ama güzel ya, bir ben vardır. Evet. Bende benden içeri. Hoşuma giden de. Bir sonraki soru. Son sorumuz. Yani mezar taşına ne yazılmasını isterdin? Mezar taşıma ne yazılmasını isterdim? Çok şey yazılmasını isterdim desem yalandır. Mesela bir Abdurrahim Karakoç'tan hani Sırat'tan incidir Sevda Köprüsü hani bu da aşk şeydi mezar taşında ne işi var dersin doğru. Ya herhalde Atol Behramoğlu'nun şeyini yazardım ama ölümdür yaşanan tek başına devamını yazdırmadım da ölümdür yaşanan tek başına güzel olabilirdi. Bence sana şey yazasın belki ya. Ömrü yarıda aklı karıda öldükten sonra çocuklarım yazardı. Hayır öyle bir şey yazarsa çoluğum çocuğum bunlar da mirastan belli değil. Vermiyorum ona hiçbir şey. Peki sen de ne yazılmasını isterdin? Ben ya şey yazılmasını isterdim. Mezarıma yüzü olanlar gelsin. Biliyorum gelemeyecek kişileri. Aynen ya da... Gelirseniz kalkarım tükürürüm yüzünüze. Olmayan yüzünüze tükürürüm. Vay maşallah. İki yüzü şu. Şey isterdim. Hayat kısa, kuşlar uçuyor. O da güzel. Direkt altına bir de Cemal Süreyya imzası falan. Evet. Aynen. Böyle evet. Kuş motifleri, martılar böyle uçan kuşlar. Güzel olurmuş ya. Mezar taşı. Bu bölüm de iyiydi aslında. Bence eğlendik. Kendi çapımızda eğlendik biraz. Kendi çapımızda eğlendik. Ya bu bölüm biraz sekaret haline denk geldi ya. Çünkü farklı bir planımız vardı. İptal oldu plan. İşten de yürümedi. Bazı şeyler yerinde gitmedi. Biz de apar topar bu hafta boş geçmesin diye ne yapalım derken hani anlık oluşan bir şeydi. Hı. Sorular acemice hazırlanmış. Komi çok beklenilen tadı vermemiş olabilir ama ikinci elin günü, ilk elin günü olmaz. İkinci elin günü olmaz. Üçüncü elin günü olmaz. Bağımlı böyle olmuyor biliyor musun? Kumar bağımlılığı böyle başlıyor işte. 4'te artık. 10-12'den sonra daha iyi bir profesyonelce. Kesinlikle. Bence güzeldi. Güzel. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bitmeyin. Hoşçakalın. Tekrar. Kafa Dengi Show'u izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Bugünlük de bizden bu kadar. Kafa Dengi Show'u izlediğiniz için... Bugünlük de bizden bu kadar.
Kafa dengi şovu. Adam ya kendine kaldırıyor. Bugünlük de bizden bu kadar. Kafa dengi şovu izlediğiniz için. Kudret'e tatıyor kendimi. Bugünlük de bizden bu kadar. Kafa dengi şovu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.